Evet, merhaba çocuklar. Haftanın ilk Türkçe dersiyle beraberiz. Bu hafta metnimiz sözcükler şiiri diyelim. Sırada evet bir şiir örneğimiz var. Bu şiirle ilgili çalışmaları yapacağız, etkinliklerimizi yapacağız. Haftanın ilk Türkçe dersiyle başlayalım. Şimdi öncelikle geçmeden önce hazırlık çalışmalarından birazcık bahsedelim istiyorum. Şimdi birinci soruda demiş ki konuşurken veya yazarken seçtiğiniz kelimeler önemli midir? Neden diyor. Çocuklar biliyorsunuz çok önemlidir çünkü düşüncelerimizi karşı tarafa her zaman en doğru ve en uygun şekilde aktarmamız gerekir. Ayrıca karşıdaki kişinin anlayabileceği şekilde aktarmalıyız. İkinci soru Atatürk'ün Türk dili, Türk milletinin kalbidir, beynidir sözünden. Anladıklarınızı açıklayınız demiş çocuklar. Şimdi çok güzel bir söz. Şimdi bir kere bir insan nasıl kalbi ve beyni olmadan yaşayamazsa çocuklar milletler de dilleri olmadan yaşayamazlar. Türkler için de Türk dili bir beyin, bir kalp kadar çok önemlidir. Şimdi vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek şiiri size okuyacağım. Daha sonra etkinliklerine geçeceğiz. Evet çocuklar, başlıyorum. Sözcükler. Sözcükler anne sütüdür. Çocuklara şiiri sevdiren ve her çocuğun çemberiyle dönen. Bir şarkı yağmurundan, bir masal düşten. Bir kırmızı nar sözcükler. Oğullara portakal çiçeği. Kızlara akzambaktır sözcükler. Sütün mavisinde, ikindinin gölgesinde. Biliyorum en güzel terzi sözcükleri biçip çocuklara yansıtan şiirin süt dili annelerdir. Biliyorum artık şiirin sütü annelerden akar. Bir de çocukluktan. Evet çocuklar. İsmail Karakurt'un bir şiiri, yazarımız, pardon şairimiz değil mi? Metin yazan kişilere yazar, şiir yazan kişilere şair diyorum. Şairimiz İsmail Karakurt, onunla ilgili bilgiler de burada yer almakta. Okuyabilirsiniz. Biz şimdi metnimizin birinci etkinliğine hızla geçelim istiyorum. Kitaplarınız karşınızdadır. Ben yaparken sizler de videomu durdurup çocuklar aynı şekilde kitabınıza yazmanızı isteyeceğim. Şimdi diyor ki, görsellerden hareketle şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını şöyle birazcık büyütemez miyiz? Evet. Görsellerden hareketle şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizi bunları yazınız demiş. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri çocuklar sözlüğünüze yazdıktan sonra cümle içerisinde kullanınız demiş. Şimdi biçmek. Evet çocuklar. Biçmek, çember ve zambak kelimeleri. Şimdi çocuklar biçmek nedir? Biçmenin ben ya direkt şuraya sözlük anlamını yazmanızı isteyeceğim. Söylüyorum. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Çember. Ha, bu arada çocuklar, çembere geçmeden önce biçmeyi yazdınız ya. Şuraya biçmekle ilgili bir cümle yazdırayım size. Hemen şuraya cümle yazın. Cümle, iki nokta üst üste. Annem bana elbise yapmak için kumaşları biçmeye başladı. Çemberdeyim. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Yine çocuklar tahmini bir anlam söyledim ve hemen cümlesini söyleyeyim size. Cümle: Ahmet çemberle oynarken düşüp ayağını kırmış. Ve zambak, zambağın anlamı, zambakgillerden 90-100 santimetre yüksekliğinde
güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs bitkisi topzanmak. Evet çocuklar, anlamı bu. Bir çiçek çeşidi olduğunu biliyoruz. Cümle ise şuraya cümle yazdık. İki nokta üst üste koyduk. Annem zambak çiçeğini çok sever. Şimdi gelelim çocuklar ikinci etkinliğe. İkinci etkinlikte şiire göre sorular var. Ve bu soruların cevaplarını nereye yazıyoruz? Artık biliyorsunuz, şiir, metin cevaplarını defterimize yazacağız, Türkçe defterimize. Evet çocuklar, başlayalım. Birinci soru. Çocuklara şiiri sevdiren nedir? Çocuklar, çocuklara şiiri sevdiren sözcüklerdir. Şair sözcükleri nelere benzetiyor? Anne sütüne, şarkıya, masala, nara, portakal çiçeğine, ak zambağa benzetiyor. Şaire göre en güzel terzi kimdir? Annelerdir. Şair son dörtlükte şiirin sütünün annelerden attığını söyleyerek ne demek istiyor? Şiir sözcüklerden oluşur. Yani şiirin sütü sözcüklerdir. Sözcükleri de annemlerimizden öğreniriz. Ve çocuklar son soru. Şiirin ana duygusu nedir? Çocuklar, sözcüklere duyulan sevgi. Bu şiirin ana duygusu sözcüklere duyulan sevgi. Üçüncü etkinliğe gelelim. Şimdi bu defa da demiş ki üçüncü etkinlikte çocuklar şiirin konusu olan ifadeyi işaretleyin. Az önce biz ana duyguyu söyledik. Ana duygu neydi? Sözcüklere duyulan sevgi. Şimdi bu şiirin konusu ne olabilir çocuklar? Tabii ki de şiirin başlığından ve hareketle sözcüklerden bahsettiği için sözcüklerin güzelliği diyebilirim. Evet, sözcüklerin güzelliği diyebilirim. Yani şu. Dördüncü etkinlik. Bu defa da demiş ki şiirin ana duygusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Ben size az önce kısaca bir şiirin ana duygusundan bahsettim. Çocuklar, şiirin ana duygusu çocuklara şiiri, şarkıyı, masalı sevdiren sözcüklerdir. Yani birinci bulutçuk. Şu bizim şiirimizin ana duygusu olabilir. Son olarak. Okuduğunuz şiire iki farklı başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları seçme nedenlerinizi aşağıdaki yazma alanına yazınız demiş çocuklar. Şimdi isteyenler kendileri yapabilirler ama benim de belirlediğim iki başlığım var. Birincisi çocuklar, birinci başlığım şurası. Şiirin süt dili. Çocuklar, bu başlığı seçmemin nedeni şiirde geçen bu ifade çok dikkatimizi çekti o yüzden. İkinci başlığım ise sözcükler nedir? Ben bu şiire sözcükler nedir başlığını koyabilirdim. Bu başlığı seçme nedenim ise şiirde sözcüklerin neye benzediğine değindiği için hani sanki böyle şiirdeki o neye benzediğine değinmiş ya çocuklar işte. Zambaklara, portakallara benzetmiş. O yüzden bu şiirin başlığını sözcükler nedir diye seçebilirdim. Kuzularım, şimdi bugünkü dersimiz bu kadar. Yani metnimiz şiir olduğu için böyle şeyleri de çok kısa, etkinlikleri de. Şu bu söylediklerimi kitabınıza geçirebilirsiniz. Yarın 6. etkinlikten itibaren devam edeceğim. Hepiniz hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.